Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, ilk önce tığımın numarasını göstererek başlayayım. 22 numara tığımın numarası ve Tülbentimin rengini görüyorsunuz. Tava rengi çok güzel bir renk. Şöyle kendi renginden kimeni ve sarı ve lacivertten de böyle saks mavisinden de size çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim. Şu şekilde. Şöyle büyük bir model hazırladım sizler için. Evet. Modelim bakın arkadaşlar bu şekilde. Şöyle Çimenini, tülbentin kendi renginden hazırladım. Böyle dallarını farklılık olsun hep yeşil yapıyorum diye. Bunu arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi beş tane böyle büyük bir model hazırladım. Şu ilmekleri ikişer ikişer dal yaptım. Bunu üçer üçer yapıp şöyle üç tane yapıp şöyle daha böyle küçük şöyle ikisini iptal edip üç tanesini üçer ilmek üçer ilmek ayırarak daha önce o üçer ilmeği de alt videolarda görebilirsiniz ayrılma şeklini Eğer bilemezseniz daha küçüğünü de yapabilirsiniz Ben şöyle şatafatlı gösterişli ağır bir model olsun diye bu şekilde beş tane yaptım size de fikir amaçlı üç tane yapmanızı söyleyerek hatırlatmak da istedim Evet arkadaşlar şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar şöyle aparatör olarak da bu pipeti kullandım meyve suyu pipeti. Daha önce göstermeyi unuttum. Bu şekilde meyve suyu. kalemde kalem de olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın bayağı da iri bir e, daha sallantılı olur. Böyle beş tane kalem de gider yani güzel olur. Evet, şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın tığ battılarımızı hazırladık bu şekilde. Tığ battımızın içine sa sabitledik. 9 tane bu şekilde ara mesafesi veriyorum. 5 zincir. 5 zincirimi çektim, hemen tığ battımın içine giriyorum. Bu şekilde bir tığ battı yapıyorum. Bakın, 5 zincirden oluşan bir tığ battı. Bir zincirimi çektim dibine, hemen şöyle ters tarafını çeviriyorum. Yapmış olduğum bu yuvanın içine şöyle 1, 2 ve 3. 3 tane bu şekilde sık iğne yaptım hem de tam ortasına gelmiş oldum şimdi 3 sık iğnenin üzerine 7 tane zincir çekiyorum 4 5 6 ve 7 Çevirdim şöyle düz tarafına Hemen sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum bakın Bu şekilde arası ürünün yapılışı bu kadar basit 5 zincir çekiyorum Hemen sıradaki tığ battımın içine girip Şöyle sabitledim. Bir zincir çekiyorum, çevirdim. Yanmış olduğum bu yuvamın içine şöyle 1 2 ve 3. Bakın toplamda 3 tane sık iğne yapınca bu 5 zincirin tam ortasına gelmiş oluyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 ve 7. 7 zinciri sıkı çekmeye gayret edin. Kalıp gibi şöyle bir artma işleminiz olsun. O da zincirin sıkı çekilmesine bağlı arkadaşlar. Sıkı iğne ile sabitledim. Evet bu şekilde bakın 9 tane ara mesafesini verdim. Şimdi bu dallarımızın yapımı için yuva hazırlayalım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan yine 3 zincir yandaki tığ battıya kapattım 3 zincir bir defa tığımı doluyorum hemen bir sonraki tığ battıya 1 2 ve 2 3 seferde 10 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 şöyle ters tarafına çevirdim yapmış olduğum bu trabzanın tepe noktasına bakın bu şekilde girip 10 zincirimi kapatıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir ile düz yüzüne döndüm. Hemen sık iğne ile buraya girdim. Bir zincir. İpimi uzatıp bu aparatı alıyorum. Buraya ilmek toplayacağız. Şöyle. Tığımla tekrar e, uzatayım arkadaşlar. Evet aparatımı alıp şöyle ilmeğime taktım. İlk ilmeğimi bu şekilde oluşturdum. Toplamda buraya 10 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. 10 zincirimizin üzerine şöyle 10 tane ilmek. Dibindeki zincir uzattım ikinci. Dibinde şöyle 1 ve 2 zincir uzatıyorum bu şekilde. 3 1 2 zincir 4 1 2 zincir 5 yuvanın içine giriyorum dibinde 2 zincir 6 7 dibinde 2 zincir 8 birinde iki zincir 9 ve 10 2 zincir çekerek 10 tane ilmek topladım bakın bu şekilde 3 5 7 8 9 10 hemen şöyle iki tane sık iğne yapacağım bakın bu bir ve bu iki kaymaması için ilmeklerimin aşağıya iki tane sık iğne yaptım şöyle iki tane de zincir çek 3 e, üç tane de zincir çekiyorum hemen bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Bu şekilde. Evet, ilmek toplama işlemimiz, dal işlemimiz de bitti. Yine ara suyuna geçiyorum 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Hemen bir sonraki boş olan bu tığ battımın içine sabitliyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekmeden dönmüyorum. Şöyle 1 2 ve 3 3 tane sık iğnemi yaptım 7 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum 4 5 6 ve 7 7 zincirimi arka tarafta çekip ön tarafa döndüm hemen boş olan bir yanındaki tığ battıya sabit şöyle 5 zincir bir tane daha son olarak bunu da yapalım arkadaşlar sabitledim bir zincirimi çekip düz yüzüne döndüm 1 2 ve 3 3 tane sık iğneden sonra sıkı sıkı 7 zincir 4 5 6 ve 7 sık iğnemizi de 7 zincirimizde ters tarafta çekip düz tarafa bu şekilde döndük ve yanındaki boş olan Tığ battıya kapatıyorum bu şekilde. Şöyle iki zincir çekelim. Şimdi bunu aparatımızdan çıkaralım. Bakın 10 tane. Şöyle sağa doğru kıvırarak. Bu şekilde çıkardık tüpetimizi. Bakın şöyle elimle sola yatıştırıyorum ki ilmekler şöyle açılıyor kabak çiçeği gibi. Evet arasıyımız bu şekilde. Dalları da bu şekilde yaptık. Şimdi çiçeğimizin yapılış kısmına geçelim. Evet 10 tane ilmeği bu şekilde oluşturduk. Şimdi ikişer ikişer bunları ayırarak dal yapacağız. 5 tane dalımız olacak şimdi. Evet ilk başlarının iki tanesini bu şekilde içinden giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Yanına hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle iki tane sık iğne yaparak başlıyoruz bakın. 5 tane zincir çekiyorum bu ikinci sık iğneyi aralayıp 1 ile 2'nin arasına bu 5 zincirimi kirpik olarak kapattım. Aynı yere kirpiği kapattığım noktaya bir sık iğne yaptım. Bu da ikinci kirpiğimiz için yuva olacak. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum buraya ikinci kirpik olarak. Şimdi yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne bir sonraki yapacağım kirpik için yuva olacak. Her kirpiğin yanına bu şekilde birer sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Kapatıyorum. Şöyle kirpiğimi oluşturdum. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Kapat. 5 zincir. sık iğnemin arasına girip kirpiği kapatıyorum aynı noktaya bir kirpik daha yapıyorum toplamda bu şekilde 5 tane kirpik yapacağım 2 3 4 5 zincir aynı şekilde sık iğnemi şöyle aralayıp arasından girip sık iğne yapıyorum ve aynı noktaya tekrar bir sık iğne daha yapıyorum bakın bu şimdi trabzanı yaptıktan sonra kirpik için yuvamız olacak bu ikinci sık iğne 3 defa tığımı doladım ve dalımın arasına giriyorum bakın şöyle arasından girip bir ilmek aldım 1 2 şöyle 2 2 ve 2 bakın bu şekilde boyutunca çektim şöyle ve 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi bu sık iğnenin içine, dalın arasına değil, bu sık iğnenin içine yapıyorum. Daha böyle göbüşlü bir sık iğnemiz olacak dalımızda. 5 zincir, aynı yere iki tane yapıyorum. Son tepe noktası olduğu için buraya iki tane kipik yapıyorum. Bu şekilde daha güzel duruyor arkadaşlar. Ve sık iğnemin dalımın içine sık iğne yapıyorum. 9 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 10.'cuyu da dalın içine yapıyorum sık iğnemi. Şöyle şu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. Evet şu şekilde bakın arkadaşlar. Yapmış olduğumuz ilk çiçeğimiz bu şekilde duruyor kenarında beş tepesindeki tane kiprik ve yapmış olduğumuz trabzana 9 sık iğne bir de yuvada 10 sık iğne yaparak işlemimi bu şekilde bitirdim ve sıradaki dalımın içine geçiyorum bu şekilde yine yanına bir tane sık iğne yapıyorum bakın her dala iki tane sık iğne yaparak başlıyorum 5 tane zincir çekiyorum Hemen 5 zincirimi bu ikinci sık iğnemin şöyle arasından girip bir ve 2'nin daha doğrusu kapattım buraya. Yanına hemen bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Buraya girdim. Kapattım. Yanına bir sık iğne. 5 zincir. sık iğnenin arasına girip kirpiğimi kapatıyorum ve yanına da hemen diğer bir kirpik için bir sık iğne daha yapıyorum 5 zincir bu kirpik sayımı 5'e tamamlayacağım bu şekilde girdim sık iğnemi sabitledim ve bu şekilde sık iğne 5 zincir kapatıyorum şekilde resim dedi buraya. Evet. Bu şekilde 5 tane yaptım sık iğnelerin üzerine kirpikleri ve son arkadaşlar bakın oraya da bir sık iğne yapmayı unutmayın. Kirpiği yaptıktan sonra bir sık iğne yuvamız önemli. 3 defa tığımı doladım. Yine bu dalımın içine girip ilmek alıp şöyle 1 2 2 2 ve 2 alarak şöyle boyunca bir trabzan yaptım 5 zincir çekiyorum Şu Demin özellikle gösterdiğim sık iğnemin içine girip bu şekilde buraya bir kirpik yapıyorum 5 zincir. 2 3 4 ve 5 5 zincirimi buraya kapattım. Evet, iki tane kirpik yaptım. Geriye kalan kısma dokuz tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç, şöyle tekrar yapalım tığım dolandı arkadaşlar. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. 9 tane sık iğneyi de yaptım tırabzanıma. 10. sık iğneyi de dalımın içine yapıyorum. Şöyle 1-2-3 zincir. Bu bizim geçiş köprümüz olacak arkadaşlar. Şu yaptığımız işe sizi bir bakıtayım. Bakın her dalı bu şekilde ikişer ikişer ilmek alarak dal oluşturuyorum. Şöyle şu şekilde şu dalı çekeyim görmeniz açısından. Evet. Çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Bundan aynen her iki 2 ayırarak burayı 3 tane daha yapıp 5'e tamamlayalım arkadaşlar. Aynı işlem videomuz fazla uzamasın. Evet şöyle 4 taneye tamamladım. Sonuncu dalı da beraber yapmak için geldim arkadaşlar sizlerle. Son kısmını nasıl yapılacağını da görün istedim. Şöyle yine 3 tane zincir çekerek böyle bir geçiş köprüsü oluşturuyorum. Son kalan 2 ilmeğimi de dal yapıyorum çiçeğimi sık iğne ile hem 3 zincirimi buraya sabitledim hem de bir tane sık iğne yapmış oldum hemen yanına şöyle bir tane daha sık iğne yaparak başlıyorum 5 zincir çekiyorum buraya sık iğnemi aralayıp iki sık iğnenin arasına 5 zincirimi kirpik olarak kapattım yanına hemen aynı noktaya yani sık iğne yapıp bir sonraki kirpiğim için yuva hazırladım. 5 zincir. Yine sık iğnemi aralayıp kirpiğimi kapatıyorum. Bu ikinci kirpiğim ve yanına bir sık iğne. Şöyle. 5 zincir. Sık iğnemin şöyle arasına kapatıyorum 5 zincirimi yanına hemen bir sık iğne. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Sık iğnemi aralayıp yanına giriyorum. Bu şekilde. Yanına bir tane daha sık iğne yapıp 5 zincir çekiyorum. Evet, 5. ve sonuncu kirpiğimi kapatıyorum. Sık iğnemin arasına Şöyle tepe noktasına yapacağım iki kirpik içinde aynıyı kirpiği kapattığım noktaya bir sık iğne yaparak onlar için yuva hazırladım. 3 defa tığımı doladım. Şöyle. Dalımın içinden girip bir ilmek alıyorum. 1 2 2 2 ve 2. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya kapattı bir tane kirpik oluşturdu 5 zincir aynı sık iğnenin tepe noktasına girip kirpik oluşturdu ve buraya trabzana 9 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen dalın arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim ve dibine bir tane zincir çekiyorum. Bu kadar arkadaşlar bakın. 5. yuvayı da bu şekilde hazırlamış oldum diğerleri gibi. Hemen koparıp bunu yakalım. Bakın. Şöyle elimizle yukarı doğru ittirdiğinizde tüm dallar oluşacak. Sarı da çok güzel yakıştı arkadaşlar şöyle. Bakın kalıp gibi de durdu. Hemen şu ipi yakıp temizleyip. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bitmiş hali oldu. Hemen yaktım. İpimi geldim. Çok tatlı oldu arkadaşlar gerçekten. Büyük olmasını özellikle bu şekilde ben yaptım. Çok büyük diye yorumlarınızı sanki şimdiden duyar gibiyim ama böyle ağır gösterişli görünüşlü bir model olmasını istedim. Hatta bunu arkadaşlar böyle mevlit örtülerinizde bile kullanabilirsiniz bu şekilde. Şöyle de mavisini de göstereyim. Bakın. Mavisi de bu şekilde oldu. Şöyle ikisini de bir yan yana koyup da göstereyim. Evet arkadaşlar. Modelim bakın bu şekilde. Sarı böyle Fenerbahçe renklerinde. Yaptım. Kendi Fenerbahçeli değilim arkadaşlar ama bu şekilde oldu. Çok tatlı oldular. Ben çok beğendim. Tabi renklerini siz istediğiniz her renkten bu şekilde ayarlayabilirsiniz ben yemeni bu renge bunlar daha iyi böyle ekran karşısında güzel durur diye düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu arkadaşlar. Çok güzel açtı böyle. Çok tatlı oldular. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Videolarımın devamı için sizlerin beğeni ve yorumlarınız değerli arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın bu şekilde